Dün Sivas'ta 33 yoldaşını ziyaret ettik. Dün Sivas'ta Madımak önünde 31 yıl önce vahşice caniler tarafından katledilen 33'lerimizi andık. Ve Ashab'ın anıtı önünde bir daha söz veriyoruz. 31 yıl da geçse, 331 yıl da geçse ne Ashab'ı ne onun yoldaşlarını unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlar her yerde yaşıyor. Sadece Madımak'ta kalmadılar. Onlar şu an Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında. Ashab koçaklar çoğaldı. Kimi çocuğuna, kimi torununa onların isimlerini verdi. Yüreğinde yaşatıyorlar. Biz 31 yıl önce Madımak'ta, Sivas'ta o vahşeti yapanları, o zihniyeti çok iyi biliyoruz ve her yılda onları orada lanetliyoruz ve Ashab ve yoldaşlarını da anıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bir hafta 10 gündür 33'lerimizi anıyoruz. Ashab yoldaş burada. O hep bizimleydi. Şunu çok iyi bilmeli ki o yalnız değil. Her ne kadar anıtı burada da olsa o diğer 33'lerle birlikte, o 32 yoldaşıyla birlikte hep dünyanın dört bir yanında, Türkiye'nin dört bir yanında onlarla. Ona tekrar söz veriyoruz. O yakıldığınız yer utanç müzesi olana kadar, sizi katledenler adalet önünde hesap verene kadar ve o gerçek katillerin arkasındaki planlayıcılar diz çöküp bu toplumdan, sizlerden özür dileyene kadar mücadelemiz devam edecektir. Bizim yüreğimizdesiniz. Bugün buradayız. Yarın diğer dostlarınızın yanında olacağız. 6 Temmuz'da da Ankara'da Anıt Mezar'da tekrar huzurunuzda olacağız. Sizin ışığınız bize yoldaş oldu. Bize mücadelemize ışık tuttu. Rehber oldu. O bıraktığınız ışığı nefesimiz çıkana kadar o ışık rehber olarak bize yol gösterecektir. Tekrar huzurunda saygıyla eğiliyoruz. İyi ki Ashab abimiz oldun. İyi ki Ashab yoldaşımız olsun. Tekrar 33'lerle birlikte önünde saygıyla eğiliyoruz ve karanfillerimizi bırakıyoruz. Ben de Yozgatlıyım ve bu coğrafyada Alevi olmanın ne kadar zor olduğunu her platformda dile getiriyorum. Ya da Alevilerin yoldaşı, haldaşı olmanın, onların dostu olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum diyeyim. Ashab'ın dirisine saygı duymadılar, onu katlettiler ama Ashab'ın cenazesine de saygı duymadılar, mezarına da saygı duymadılar. Her yıl kamuoyunda da bilindiği gibi Ashab'ın mezarında bir tahrifat gerçekleşir. Hakka yürüme erkanı yapılmamıştı. Kimse gelip onun cenazesini bile kaldırmak istememişti hiçbir din görevlisi. Gerekçesi de Madımak'ta olmasıydı, Alevi dostlarıyla beraber olmasıydı. Aslında şöyle söyleyebilirim, çok kısa bir şekilde şöyle söyleyebilirim. Sivas'ta katledilen 33 canımız artık zamansız ve mekansızlar. Onların her yerde, gönüllerde olduğunu ve unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı bir kere daha Ashab'ın yanı başından söyleyelim. Devrin daim olsun Dino.